Merhaba. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farklı bir tıp eğitimi mümkün sloganı altında yaptığımız programların bir yenisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Temel Mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Reyhan Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi önce herkese olduğu gibi sizin de bir özgeçmişinizden başlayalım. Hangi okullar bitti, burada nasıl bulunuyorsunuz şu anda? Peki hocam. Lisansımı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünden mezun oldum. Orada tamamladım ama şu anda tabii bu bölüm aktif olarak açık değil. Sonrasında yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda master, sonrasında doktora, doktora sonrası çalışmalar şeklinde devam ettim. 2016 yılında doçentlik sınavıyla birlikte orada yaklaşık bir öğrenciliğim dahil 22 yılımdan sonra buraya geldim, Aydın Üniversitesi'ne. Peki. Şimdi bunu itiraf etmekten hiç çekinmiyorum. Mikrobiyoloji hiç sevmediğim bir dersti. Genelde herkes öğrencilerde aynı şeyi düşünüyorlardı. Ve aklımda ne kaldı deseniz vallahi bir şey kalmadı. Yani ben üroloğum, üro-onkoloğum. Mikroplarla pek ilgilenmiyorum her ne kadar enfeksiyon üroloji alanında çok da varsa ama sizle bakteriyoloji üzerinde duralım. Evet. Şimdi hocam şöyle mikrobiyoloji ben 18 yıldır mikrobiyolojinin içindeyim ve bir gün sıkılmadım. Hiç sizin gibi düşünmüyorum mikrobiyolojiyi. Yani bu oluşması da aslında son sınıfta bizim uzun stajlarımız var. Uzun stajlarımız sırasında mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmayı ben istedim. Sonrasında baktım ki gerçekten o bakterilerle, yani tabii ki virüs üretme hücre kültürü laboratuvarımız yoktu bizim Cerrahpaşa'da ama birebir aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız bakteriler ve parazitlerdi. Ve onlarla birlikte çalışmak o kadar çok mutlu etti ki beni, yani çok büyük bir zevk alarak başladım ve dediğim gibi hiçbir gün sıkılmadan devam ettim. Sonrasında şimdi bu bir dışarıdan bakınca birçok insan için çok aslında şey geliyor. Yani nasıl mümkün böyle bir şey? Yani bu kadar mikrobiyoloji kadar ezber ağırlıklı, işte bir sürü Latince bakteri, Latince bir sürü olay. Hiçbir şekilde zevk verici bir tarafı yok ama niyeyse ben gerçekten çok zevk alarak başladım ve öyle de devam ediyor. Peki bakteriyolojinin kapsamına gelelim. Hı-hı. Neleri kapsıyoruz bakteriyolojide? Şimdi hocam bakteriyoloji, mikrobiyolojinin içerisinde bakteriyoloji aslında laboratuvar yönünden en geniş kısmı kaplayan birimlerden birisi. Çünkü kültür en rahat teste dönüştürülebilecek alanlardan birisi. Hani tanı amaçlı ya da duyarlılık testleri amaçlı olarak. Ama şimdi burada şu çıkıyor ortaya. Yani biz bakteriyolojiyi sadece insana zarar veren mikroorganizmalar olarak mı düşünüyoruz? Hayır, aslında insan için yararlı birçok bakteri ve mikroorganizmalar var. Yani bakteriyolojinin kapsamı içerisinde hem insanı hastalandıran hem insan için faydalı olan birçok bakteri türü yer alıyor. Peki bunun eğitimine gelelim. Yani bu kadar ufak şeyleri eğitimde önemini algılatarak nasıl becereceğiz? Şimdi bu kadar ufak varlıkların, muhteşem varlıkların sistematik bir insan vücudunun hastalandırması aslında tek hücreden sistemi alt edebilmesi mucizevi bir olay bence. Şimdi burada nasıl oluyor? Bizim bu eğitim sürecindeki amacımız işte bakteriyoloji içerisinde her bir bakteri hücresinde genelinde olabilen ya da spesifik olan bütün virülans özelliklerini mekanizmalarıyla birlikte, yani bu tamam bu var ama neden var? Bu bakteriye artı ne özellik katıyor ve insanda böyle bir tablonun oluşmasına sebep oluyor. Eğitimimizin aslında genel olarak özetlersek bunu kapsıyor. Yani bakterilerin genel özellikleri, insanları hastalandırması için donandıkları silahlar ve hastalık oluşma mekanizmaları ve sonrasında da bu hastalık oluştuğunda tedavi edebilmek için
antibakteriyel ilaçların testleri ya da bunların nasıl yapıldığı, sürekli gelişen testlerin tekrardan nasıl gündeme girebileceği, güncelleşebileceği bunları inceliyoruz. Peki hem hastalık yapanlar dedik hem de koruyucu olanlar değil mi? Evet, doğru anladım. Evet hocam. Aslında bilinenin tam tersine mikroorganizmalar bizler için gerçekten çok önemli hücreler, faydalı hücreler. Tamam, bu eğitimi tanıtma amaçlı yapıyoruz ama arada sağlık bilgilendirmesi de yapalım. Azıcık orayı açalım. Evet, tabii ki. Bende neler var ki veya ne yapayım ki benim sağlığımı sürdürmemi sağlayan o sevimli minik bakterileri, mikroplarım yaşamlarını şimdi sürdürsünler ve diğerleri orada hiçbir hareketlilik kazanmasın, olumsuz olanlar. Aslında hocam şimdi biz kendimizi insan olarak düşünüyoruz ve tamamıyla insan hücrelerinden öyleyiz, oluştum. Maalesef sizi üzmek ya da kırmak istemezdim ama siz sadece %10 insansınız hocam. Vücudumuzda geriye kalan %90 hücremiz mikroorganizmalardan oluşuyor ve özellikle bu neden önemli? Yani biz aslında birlikte bir süper organizma oluşturuyoruz ve bu süper organizma karşılıklı bir yararlanma mantığıyla birbiri içerisinde, bütünlük içerisinde yaşıyor. Yani biz insan olarak bünyemizde mikroorganizmaları barındırıyoruz ve onların bizler için aslında yani hiç tahmin edemeyeceğimiz çok 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 fazla faydaları, koruyucu özellikleri, en başta da immün tolerans gibi mesela bir çocuğun büyüdükçe, ilerledikçe astım mesela alerjik bir hastalık. Mikroorganizmalar astım gelişmesini engelleyici özellikleri var. Bu en basit örneklerden birisi. Yani ne kadar mikroorganizma, vücudumuzdaki mikroorganizmalarla ne kadar birlikte uyum içerisinde yaşarsak bu tarz alerjik hastalıklarla riskimizi giderek azaltmış oluyoruz. Peki bu uyumu bozan faktörler? Maalesef ki bilinçsizce antibiyotik kullanımı primer faktörlerden birisi. Yani gerçi Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda antibiyotik kullanımı kısıtlayıcı bir düşünce oluşturdu ama maalesef ki mikrobiyota dediğimiz aslında yeni bir organ olarak tanımlanıyor ama bu mikroorganizmaların topluluğu en çok Türk toplumu için konuşuyorum. Bilinçsizce antibiyotik kullanıldığından dolayı çok fazla etkilendi ve o yüzden obezite, depresyon, migren, inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar bunların hepsi zaman içerisinde giderek arttı. Antibiyotik kullanımı akılcı bir şekilde olsaydı mikrobiyotamız bu kadar çok etkilenmeyecekti aslında. Ve daha az depresyonda olacaktık. Daha az obez olacaktık, daha az diyabet olacaktık. Peki eğitime dönüyorum yine. Evet. Hani bu parantezi kapatalım. Hı-hı. Gerekirse yani sağlıkla ilgili başka parantezi de açıyoruz çalışmalarınızın. Hı-hı. Alanlarını az çok biliyorum diyeyim, anlayabildiğim kadarıyla sınırlı bir şekilde. Estağfurullah. Burada en azından bakterioloji alanında verilen eğitim nasıl seyrediyor? Şimdi bizim Aydın Üniversitesi olarak diğer vakıf üniversitelerinden bence bir farkımız var. Çok önemli bir fark bu. Vakıf üniversitelerinde genelde daha kısıtlı öğretim üyesi kadrosuyla dersler yürütülüyor. Ama bizde gerçekten bir kürsü mantığı var. Yani tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı içerisinde kendi alanında uzmanlaşmış, eğitimlerini bu yönde spesifikleştirmiş öğretim üyeleri olduğu için her branş, çünkü mikrobiyoloji sadece tek tip bir eğitim değil. Bunun kendi alt bünyesinde bilim dalları olarak, yan dallar olarak düşünürsek bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji her birinin kendi içerisinde özel bilgi ve donanım gerektiren öğretim üyelerine ihtiyacı var. Ve biz de kürsü olarak yani anabilim dalı olarak Ali hocamız, Özer hocamız, ben tıp fakültesi öğrencilerine kendi spesifik alanımızda daha verimli eğitim verebildiğimizi düşünüyorum açıkçası. Mesela Ali hocamız parazitolog kendisi. Ben uzun yıllardır bakterioloji çalışıyorum. Özer hoca doktora tezi HIV'le ilgiliydi ve virolojide daha uzman bize göre. Yani herkesin kendi alanında eğitim verdiği için bence
çok daha öğrenciler için faydalı bir eğitim süreci içerisinde olduklarını düşünüyorum. Ve bu eğitim bildiğim kadarıyla da 3 seneye yayılan. Evet, evet hocam. Bir eğitim, yani evet. Bir anlamda sürekli eğitimin parçası olarak. Tabii şimdi tıp fakültesine ilk gelen öğrenci için yani direkt tek yıla yayılmış bir eğitim aslında çok kompres, yani sıkıştırılmış bir eğitim olacak ve çocuk bundan hem çok bunalacak hem de yeterince öğrenemeden aslında bir yıl içerisinde mikrobiyolojiyi bitirmiş olacak. Şimdi birinci sınıfta geldiğinde genel mikrobiyoloji hakkında bir altyapı oluşuyor. İkinci sınıfta daha spesifik mikrobiyoloji öğretiliyor. Üçüncü sınıfta ise artık kliniğe geçiş, hastalıklara yöneliş, bu şekilde daha ayrıntıya inerek, giderek, daha derine inerek aslında 3 yıla yayılan bir eğitim bence öğrenci için çok daha faydalı olacak. Peki sizin pratikleriniz ne yapılan ne? Öğrenci pratikleri mi hocam? Öğrenci pratiklerinde şimdi... Yani belli bir teorik ders gördüler. Tabii teorik ders... Uygulama saati dediğimiz saatler var. Evet, evet. Orada olan ne? Uygulama saatlerinde şimdi anlatılan konunun bütünlüğüyle uyumlu olarak mesela gram negatif çomaklardan başladık diyelim. O kurulda hangi bakterilerden başladıksa mesela GIS kuruluysa bu, gastrointestinal sistem kuruluysa salmonella, şigella mutlaka vardır bu kurulun içerisinde. Şimdi normalde biz çocuğa bunları anlatıyoruz, öğrenciye bunları anlatıyoruz. İşte biyokimyasal özellikleri şu, bu şekilde biz onu laboratuvarda tanıyoruz. Hareketlidir, hareketsizdir. Yani bunu teorik olarak sadece ezberleyebilir. Yani ezberlemek onun öğrenmesi için yeterli değil. Bir de bunu görsel, somutlaştırmak gerekiyor. Çünkü mikroorganizmaları biz gözle göremiyoruz. Anlatarak da ne kadar sindirebilir bu çocuk. O yüzden gerek mikroskopta bakterinin kendisini görmesi, gerekse biyokimyasal özelliklerini görsel hale getirerek ona aktarabilmek, bilginin daha kalıcı olmasını sağlıyor aslında. Ve o yüzden laboratuvarlarımızda mesela anlatacağımız konuyla uyumlu olarak herhangi bir bakteri, onun mikroskopik özelliklerini gösteriyoruz. Her öğrenci kendisi mikroskopunu kullanıyor, kendisi alanını buluyor. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey, mikroskop kullanabilmek bizim bilim dalımız için, ana bilim dalımız için, ama yani bence birçok öğrencinin de bunu yapabiliyor olması lazım. Kendi mikroskobunda alanını bularak bakteriyi bir kere görsel hale getiriyor, boyalı bir şekilde. Sonrasında ürettiğimiz bakteriyi koloni morfolojisi, yani onun en görsel hali kolonidir. Koloniyi görebiliyor bu çocuk ya da öğrenci. Sonrasında ürettiğimiz, onları tanımlamak için kullandığımız biyokimyasal özelliklerimiz var. Onları birebir onlarla birlikte yaparak daha da anlattıklarımızın somutlaşmasını sağlıyoruz. Ve çok büyük zevk alıyorlar pratiklerden. Sizin anlatmanızdan sizin de zevk aldığınız çok. Peki, bir akılcı öğüt istiyorum. Bütün kapanışları o şekilde yapıyoruz. Talebe bazını çekeyim. Neden ben mikrobiyoloji dersine isteyerek gireyim? Bir kere ben... şimdi biz kendimizi muhteşem ve mükemmel zannediyoruz. Kendimiz derken insan olarak. İnsan olarak, evet. Yani biz kesinlikle yenilmeziz, çok güçlüyüz. Böyle düşünüyoruz. Ama gözle göremediğimiz canlılar var ki bizi öldürebiliyor bile. O yüzden bence mikrobiyolojiyi seçmek doğru bir yol olur. Bizi öldürecek katilleri hiç olmazsa önceden besi yerde görelim. Ya orada benim hayranlığım ya onlardan korunmak için değil, onların bunu nasıl yapabildikleri. Tabii esasında Reyhan Oluşan'ın dediği, demin görsellik kelimesinden bahsetti. Ben tıp eğitiminin uzunluğunu bir yana bırakırsak ve işte ilk iki senede biraz Latince, evet, kelimeleri, terminolojiyi ezberlemek bir yana bırakılırsa en kolay eğitim olduğuna inanıyorum. Klinik branşlar açısından söyleyeyim. Enfarktüsü bir okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. EKG'de PQ, R dalgaları iki anlamıyorsunuz ama klinikte iki kez arka arkaya görünce öyle kafada kalıyor ki yani
tıp eğitimi görselliğe eğilimi olanlar için bence yapılabilecek en kolay eğitimlerden biri. Çok teşekkür ediyorum size bunu ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Sizin halk arasında ülser olarak bilinen, gastrit olarak bilinen Helicobacter alanındaki çalışmalarınızı da biliyorum. Bir ara onun üstünde duracağımız program tamam yapalım. Hocam. Tamam hocam. Bu programda da mikrobiyoloji bilim dalı altında bakteriyoloji alt dalını tanımaya çalıştık diyeyim. Herkese iyi günler diliyorum.